Teknoloji ve yöntemler geliştikten sonra, yani son dönemlerde, son yıllarda özellikle 20 kilo, 30 kilonun üzerinde kilo verimleri arttı. Önceden hani kişiler diyet yapardı, 20 kilosunu kaybederdi. Ha, bir karın germe yapalım derdik hastalara. Karnının ufak bir fazlalığı olurdu. Onu şekillendirdikten sonra hoş bir görünüm elde ederdik. Ama şimdi artık o kadar çok kilo veriliyor ki, yani 70 kilo, 80 kilo neredeyse vücuttan başka bir vücut uzaklaşıyor. Bunun anlamı da şu, deri buna uyum sağlayamıyor. Deri sarkmaya başlıyor. Nereden sarkıyor? Sadece karın ön duvarından sarkmıyor. 20 kilo vermiş hastada karın ön duvarı sarkmışken burada çepeçevre bir bozukluk oluyor. Yani poponun üstünde bir sarkma, karın ön duvarında sarkma, kollarda sarkma, göğüste sarkma, sırtta sarkma, bacak iç kısmında, yani vücudun her yerine baktığınızda, kafasına kişinin bakmadığınızda ortalama 50-60 yaşında gözüken kişi bir bakıyorsunuz ki 25 yaşında obezite ameliyatı olmuş. Vücudu tamamen içi boşaldığı için sarkmış. Göbek deliği bile neredeyse kasıkların arasına düşüyor. Aynen o kadar öyle. Şey, şekil değiştiriyor. Hatta birkaç katman olan hastalarımız olabiliyor. 150-200 kilo vermiş hastalarda özellikle aşırı derecede sarkmalar oluyor. Tabii ki bundan sonra da yeni yöntemler devreye giriyor. Yeni yöntem derken neden bahsediyoruz? Neler bunlar? Karın germe artık yeterli olmuyor. Ya o sadece karnı gerer. Aynen öyle. Buralar ne olacak? Buralar ne olacak? Karın gerildiğinde bu tür şeylerle de karşılaşıyoruz. Hı. Hani hastalar mesela doktora başvuruyor. Doktor da diyor ki bir karın germe yapalım, şekillendirelim. Karın germe yapıldıktan sonra ana problem ne hale, şu hale geliyor. Yanlarda doku fazlalıkları oluşuyor. Onlar da kuş kanadı gibi kalıyorlar. Aynen öyle. Çıkıntılar oluyor. Popoya zaten deriz ya, yanlarım çıktı diye. Yanlarım çıktı. Popoya... Ama kilo verince çıkıyor diye. Aynen. Popoya hiç dokunulmamış olduğu için zaten o kısmını hiç konuşmuyorum. Hı hı. Önden bakışta yanda kocaman dokular görünüyor. Yeni tanımlanan yöntem body lift'in, yani çepeçevre vücut şekillendirmenin bir üst yöntemi. 2010 yılında Doktor Sözer tarafından Texas'ta tanımlanmış bir yöntemi kullanıyoruz. Pantolon giydirme yöntemi. Pantolon giydirme. Adı da çok güzelmiş hocam. Evet. Nereden geliyor bu isim? İsim şuradan geliyor. Sarkmış olan bedeni aşağıdan yukarıya çekme. Çekip yani tulum vücuda gibi oturtma. Onu şekillendiriyorsunuz diye. Aynı o şekilde. Yani ortalama 15 ile 25 santim arasında, yani bir avuç genişliğindeki dokuyu atıyoruz, uzaklaştırıyoruz. Bir de ameliyatın body lift'ten farkı şu. Arkadaki atılacak, poponun üstündeki atılacak dokuları koruyoruz. Tasarruflu davranıyoruz. Ne yapacağız onları? O dokulardan popo oluşturuyoruz. Şöyle düşünün. Popo bölgesini yukarıya doğru askıladık. Ara dokuyu attık. Bir baktık ki dümdüz bir bel popo geçişi var. Onu da istemeyiz. Hoş bir görünüm değil. Biz ne yapmamız gerekiyor ya da ne geliştirilmiş bu konuyla ilgili? Atılacak dokuları otoprotez olarak, yani kişinin kendi dokusundan oluşturacağımız protez dokusu olarak kullanıyoruz. Poponun içinde cep açıyoruz, o cebe yerleştiriyoruz. Nasıl bir görünüm oluyor? Bel popo geçişi güzel bir şekilde gözüküyor. Zaten bel kafesi oturmuş oluyor. Ön tarafa geçtiğimizde de ön tarafta da iki tane yöntem var. Bir yatay planda doku çıkartma, bir de dikey planda doku çıkartma. Hastanın verdiği kiloya, vücudun deformasyonuna, spor yapmasına ya da yapmamasına bağlı olarak bu teknikler değişebiliyor. Özellikle yüzme bu hastalarda, bu kişilerde çok fazla işe yarıyor. Çünkü vücut daha sıkı bir hale geliyor. Evet. O zaman doku sağlam olması lazım. Aynen. Evet. O zaman sadece yatay çıkartmayla işi çözme şansımız olabiliyor. Ama kişi spor yapmamış, sadece obezite ameliyatından dolayı zayıflamış, hiçbir destek sağlamamış. Bu kişilerde sarkma aşırı derecede fazla olduğu için bu sefer dikey çıkartma ihtiyacı da olabiliyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Hastaya diyoruz ki hafif öne eğilir misin? Öne eğildiğinde sarkan doku çok fazla miktardaysa, hastalar aynada görüyorlar zaten kendilerini, geldiğinde aynı manevrayı biz yaptırtıyoruz. O zaman dikey çıkartma planını yapıyoruz. Ama çok fazla sarkan doku yok, sadece altta birikmiş bir alan varsa yatay çıkartma şeklinde yapabiliyoruz. Bu anlattıklarımın hepsini sadece bir ameliyatta yapıyoruz. Yani onu soracağım. Yani bunlar önden, arkadan, aşağıdan, yukarıya çekmek, almak, atmak. Ne kadar sürer değil mi? Kaç ameliyat diyecektim tam? Bir ameliyat. Bir ameliyat. Ortalama 5-6 saat sürüyor. Ameliyat hiç kısa değil açıkçası. Hasta yüzüstü yatıyor. Yüzüstü başlıyoruz. Poposunu şekillendiriyoruz. Bazen sırtında ve belinde yağlanma alanları oluyor. Oralara liposuction yapıyoruz. Küçük bir delikten girip yağlarını boşaltıyoruz. Sonra orası bittikten sonra hastamızı yüz sırt üstü plana çeviriyoruz. Karın ön duvarındaki deformasyonu şekillendiriyoruz. Bu birinci step ameliyat oluyor. Çünkü ameliyat süresi uzun olduğu için, 5-6 saat olduğu için daha fazla uzatmak istemiyoruz. Bu tür hastalarda kol bölgesinde, meme bölgesinde, sırt bölgesinde, iç bacak bölgesinde de problem olduğu için
ameliyatları kademeli kademeli yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir seferde tamamını yapamıyoruz ama pantolon giydirme estetiği dediğimiz kısmını, yani karın ön duvarı ve popo şekillendirme kısmını bir seferde halledebiliyoruz. Bunun içeriğinde ne var? Genital askılama var, yan bacak askılama, kasık germe, popo askılama, poponun içine protez yerleştirip poponu şekillendirmesi ameliyatları bir seferde hallolabiliyor. Doğru, yani, yer çekimi. Anlattığınız yani. Çok ilginç çünkü bu yeni bir yöntem galiba. Ben daha önce hiç duymamıştım bunu. 2010 yılında Doktor Sözer tarafından Texas'ta tanımlanan bir yöntem. Benim de doktor beyin yanına gidip çalışma şansım oldu. Ondan tecrübelerini öğrenme şansım oldu. Bu ameliyatı da Türkiye'de güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Hastalarınızdan nasıl dönüşler geliyor hocam? Dönüşler şöyle, o da çok ilginç aslında. Ameliyat ediyoruz hastamızı. Ameliyat ettikten sonra hemen ayağa kaldırıyorum. Bambaşka bir vücut çünkü. Vücut değil mi? Evet. Farklı. Ortalama 4 saat sonra hastalar ayağa kalkıyor. Karın germede birazcık hani öne eğilin, biraz daha dikkatli olun derken. Bu ameliyatta çok fazla öne tam eğilin durumu ihtiyaç yok. Evet. Rahat olun diyoruz. Hasta rahatlıkla ayağa kalkabiliyor. 4. saatte ayağa kalkıyor bu arada. Aynanın karşısına götürüyoruz hastayı. Hasta yandan bakıyor, sağdan bakıyor, soldan bakıyor. Hani vücuduna hiç böyle karşılaşmadığı bir yeni bir vücutla karşılaştığı için şaşırıp kalıyor. Uyum süresi de ortalama 1 hafta 10 gün içinde kendi bedenine alışmaya başlıyor. Çünkü önceden çok şişman yapıya sahip bir hastaydı. Yıllarca böyle yaşadı. Bir şekilde ameliyat oldu, zayıfladı. Bu sefer derileri sarktı. Kendisini beğenmez bir hale geldi. Ondan sonra ameliyat oldu. Bu sefer diyor ki bu ben miyim? Gerçekten bu kadar etkili bir sonuç oluştu mu? Gerçekten oluşabiliyor. Zemin çünkü kuvvetli olması gerekiyor. Aynen. Değil mi? Yani evet. Spor çok önemli. Spor. Biz hep şey söylüyoruz buradan. Yani 130 kilo bir insan kilo olur değil mi? Tabii ama ki. Ağır siklet boks şampiyonası var. 130 kilo. Hmm. Demek ki bu. Dağılım çok önemli. Yani dağılım önemli. Yani aynen. Akıllı şişman diyorum onlar için ben. Kas dağılımı. Kas dağılımı. İşte bizim de burada aslında yapmamız gereken, tabii ki kiloyu hiçbir zaman istemiyoruz ama kiloyu da vermek sonrasında böyle korkularınız varsa Çetin Bey'den de duydunuz bu korkular nasıl yediliyor. Son dönemde Doktor Novzara'dan yoğun bir şekilde bu ameliyatları yapıyor. Bir kanallar, programları var. Çok da ilgi görüyor halk tarafından. Biz de ona yakın cerrahiler uyguluyoruz. Hani step step anlatıyorlar. Diyorlar ki işte şimdi bunu yaptık. O çok önemli hocam. Hastayız. Adım adım bilgilendirmek gerçekten çok önemli. Zorlu süreç. O programları izleyenler bence ameliyattan kaçıyorlar. Yani biraz alışıyoruz. Ameliyatlara bence alışıyoruz. Yavaş yavaş alışıyoruz. Çünkü önceden biz kan gördüğümüzde ya da kesi gördüğümüzde diyorduk ki çok zor, çok kötü, ağır şeyler. Halbuki sonuç düşünülmeli her şeyde. Tabii. Yani beyin cerrahisinde ameliyat oluyorsunuz, tümörden kurtuluyorsunuz. Yeni bir hayat size geri geliyor. Bu ameliyatta da yeni bir bedene kavuşuyorsunuz. Yani ufak kesileye çok fazla önemi kalmayabiliyor. Doktorlarımıza çok şey borçluyuz aslında gerçekten. Hem dış görünüşle ilgili hem de tabii ki genel olarak bütün sağlığımızla ilgili. Şunu merak ettim hocam, aklıma ne geldi? Şimdi diyorsunuz ya biz üst popodan alıyoruz da cep yapıyoruz, popoyu şekillendiriyoruz, beli ince, poposu büyük, yani normal kavisli oluyor. Gayet güzel. Gündüz olmuyor. Üste de onu yapsak, çünkü kilo verdiğimizde hani kadınların en büyük korkusu göğüs yani sarkması, kollarda sarkma. Göğüslerin de içi boşalacak. Biraz da orayı anlatayım. Acaba hemen şöyle bir şey yapsanız, hani kollardaki yağ alsanız da göğüse koysanız onlar da güzel olsa olmaz mı? Yağ yok aslında, orada deri sarkması var. Tabii. Yani. Bazı hastalarda bir yer yağ bulurlar da olur, canım alacak. Ne yaptınız? İçi boşalmış deri olduğu için daha çok şekillendirme yönünde yapıyoruz. Ama bazen sırttan yağ bulabiliyoruz. O yağlarla meme şekillendirme yapabiliyoruz. Hastaların iki kademede düşünürsek, hani alt bedeni hallettik, bir de üst beden var. Memeler sarkmış durumda, sırt sarkmış durumda, kol sarkmış durumda. Bu ameliyatı, bu işlemi tek bir ameliyatta yapabiliyoruz. Koldan başlıyoruz. Kolu silindir haline getiriyoruz. Fazlalık dokusunu atıyoruz. Sırt germeyi sırttan geçen bir kes şeklinde değil de koltuk altında şurada toplayarak gizli bir iz şeklinde yapıyoruz. Memeyi de topladıktan sonra karşıdan bakıldığında zaten alt bedeni halletmiştik. Üst bedende güzel görününce yepyeni bir kişi haline dönüşebiliyor. Daha ne olsun hocam işte. Bitmiş. Peki olay bitmiş olur. Ameliyatta da bunlar yapılması mümkün mü? İkinci ayak. İkinci ameliyat olmak zorunda. Çünkü hani yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok ama komplikasyon riski artabilir, iyileşme problemleri yaşanabilir. Her şey şahane, iz problemi yaşanabilir. O yüzden kademeli kademeli yapmakta yarar var. Cerrahın da bir bu ama şey için şeyi var, yorulma bu riski var. Göğüs meme için söylediğimiz kısım farklı ameliyat. Yoksa diğerini komple pantolon giydirmeyi tabii, pantolon komple giydirmeyi tek bir seferde yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Yani karın ön duvarı ve poponun şekillenmesi, ortalama vücudun %60'ının şekillenmesi bir ameliyat. Geri kalan %30'luk üst kısmın şekillenmesi bir ameliyat.
Bazen de yüzde ufak tefek şeyler kalıyor. Hani yüzünde içi boşaldığı için yağ enjeksiyonu, yüz germe gibi yöntemler de uygulanabiliyor. Bak onlar ufak tefek. Bambaşka aslında bir insan. Gözümüzde hali. Ne kadar evet. büyüttüğümüz ameliyatlar, yani biz cerrahlar tarafından her zaman söylenen ufak tefek oldu. Çünkü minimal invaziv yaklaşım. Evet. Yani küçücük dokunuşla büyük bir fayda sağlama sistemleri gelişti. Bunda tabii anestezi de gelişti. Onun yanında hastanın ön tetkikleri de çok fazlasıyla var. Bu yüzden de hastalarımız bu işlerden çok mutlu olarak ameliyattan ayrılıyorlar. Doktorlarımız da gidip öğreniyorlar işte sonuçta. Yani yeni yöntemleri takip edip tabii Türkiye'ye getiriyorlar. Tabii yani bu tür şeyler sonuçta Amerika'da gelişiyor. Çünkü en çok yeme içme orada. Büyük değil menüler mi? Orada. Görüyoruz, şişmanlık evet. orada başlıyor. Ondan sonra da nasıl yapsak da bu süreçten kurtulsak, nasıl yapsak da eski halimizden belki de daha iyi bir hale dönüşsek diye yöntemler geliştirmiş. Pantolon giydirme estetiği de bu yöntemler de içinde en yeni, en güzel yöntem diyebiliriz. Evet, bundan sonra pantolon giydiriyoruz efendim. Gerçekten evet. pantolon giydirme konusunda bize çok değerli bilgiler aktardı. Yepyeni bir yöntemi bugün de ben ekranda TV8 Günaydın Doktor sayesinde ben de öğrenmiş oldum. Ben de Çetin aynı Duygu'dan. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Evet.